Evet kıymetli dostlar, hepinizin bayramı mübarek olsun. İnşallah şeker tadında güzel bir bayram yaşarsınız. Ama çok önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum. Arkadaşlar bakın çok önemli. Tarihi bir uyarıda bulunmak istiyorum. Fazla şeker yemeyin. Sıkıntı yaşarsınız. Şimdi e, bayram bayram size çok yormayayım. Skandal skandal üstünde. TFF içindeki lobi ilk olarak Hakem Akademisini kurdu. Akabinde bu akademi MHK'dan alınıp TFF bünyesine geçirildi. Başlarına da Erden O ve Oğuz olduğu şebekenin amacı yıllar sonra bile yetiştirdiği hakemler ile bahis ayağını yürütmek diyor Murat Sancak. Yani bir şey söyleyeyim mi? Türk e, spor savcıları eğer yani spor savcıları eğer görevini yapacaklarsa kesinlikle bu açıklamalardan sonra Hani bayram tatili, bayram tatili dinlemeden acil toplanıp soruşturma başlatmaları lazım. Eğer şeyse. Arkadaş bak böyle şeyin iddiası bile sıkıntılı. İddiası bile sıkıntılı. Şimdi ikinci bir olay Ke futbol federasyonundan ilgili yine bir haber. Ya Sabuncuoğlu oldu diyor ki TFF 19 Nisan cuma günü yeni hakemlik yapılanmasını kulüpleri anlatacağı bir toplantı organize etti. Kulüplerin büyük bir bölümü bu davete katılmayı reddetti diyor. Şimdi merak ediyorum arkadaşlar. Hangi omurgasız kulüpleri kabul etti acaba? Yani hangi omurgasız kulüpler kabul etti? Hani ekranlar karşısında resmi isteden falan biz istifa istiyoruz deyip de iş imzaya geldi ama yo biz çok memnunuz diyen hangi omurgasız kulüpler acaba kabul etti? Onu da çok merak ediyorum. FDK Trabzonspor'a 492 bin lira. Beştaş'a 620 bin lira. Fenerbahçe'ye 160 bin lira para cezası vermiş arkadaşlar. Tabi haliyle malum takıma ceza verirlerse biliyorsunuz neyden yargılanacaklar. O yüzden de vermediler. Bu kadar kollanmanın, kayrılmanın, haksızlığın, adaletsizliğin bu kadar ayyuka çıktığı bir sezon ben hatırlamıyorum ya. Gerçekten bu kadar ayyuka çıktı. Ya hayır hiç mi korkmuyorsunuz? Yani Allah'tan da korkmuyorsunuz? Ya hiç mi yılan çoluğumuzdan, çocuğumuzdan çıkar. Allah başka yerden çıkartır diye. Hiç mi korkmuyorsunuz? Cidden bak akıl tutulması yaşıyorum. Arkadaş bak. Gerçekten bak çok garip ya. Vallahi çok garip. Bak UEFA normalde yaptırımları çok güçlü olan bir yer, bir organizasyon. UEFA'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi mesela. Ne nedir? 3 maçlık deplasmana taraftara götürmeme cezasını 2 yıl ertelemeli olarak 2 maça düşürdü. Yani hem 2 yıl ertelemeliye çevirdi hem de 2 maça düşürdü. UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint gilloise takımıyla oynanan maçta tribün olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye ceza vermişti. Ve bu maçı bu cezayı 2 maç bilet satışından men e, ve 80 bin avro para cezası onanmış. Nasıl yani? UEFA Temiz Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe'nin 2 maçlık bilet satışından men ve 80 bin avro para cezası onandı diyor. Bir maçlık cezasını ise iki yıl boyunca ertelenmesine karar verilmiş. Yani iki maçlık bilet satışından para alamayacak. Yine tribüne seyirci gidebilecek. 80 avro cezası var. Artı iki yıl erteleniyor. Bir maçlık men arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ha şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe'nin e, savunması şuydu. Arkadaş denetleyen ben değilim. Seyirciyi denetleyen ben değilim. İçeri alan ben değilim diye. Bak UEFA hak veriyor Fenerbahçe'ye. Haklısınız diyor. Denetlemesi gereken başkan. Bu başka bir yerden daha çağrışımda bulunduruyor bana ama bilmiyorum nereden. Olympiakos Fenerbahçe maçının hakemi de açıklanmıştı. Biliyorsunuz Olympiakos ile oynayacağımız e, müsabakanın hakemi açıklandı. İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Schörer yönetecekmiş arkadaşlar. Schörer'in yardımcılıklarını Stefan Abbiah ve Bekim... Yok lan Stefan Almeida ile Bekim Zokaç yapacakmış. Var hakemliğinde ise Zorbay Küçük'ün alıştık değil mi? Serkan Tokat, Zorbay Küçük. Hani Galatasaray kadrosuna alıştık. Bu arada bu hakem inşallah güzel maç yönetir diye keyifli bir perşembe hissederiz. Şimdi Özgür Güral diyor ki hakemler hakkında en çok açıklama yapan 3 kulüp var. Galatasaray, A2 takımı Başakşehir, B2 takımı Trabzonspor. Ne hikmetse bu 3 kulüp TFF'nin istifa etmesi için ıslak imza vermiyor. Ama X hesaplarından habire tweet atıyorlar. Ya imza verin iş bitsin. Olur mu imza verirlerse her şey ortaya çıkar. Bak bu sezon ben size şunu anlatayım. Fenerbahçe hocam Fenerbahçe de itiraz ediyor ama ya bu sezon hakemlik ne oldu diyorlar. Ben size bir şey söyleyeyim. Bu sezon mesela şöyle anlatayım size. Sadece Fenerbahçe'ye dair ve Galatasaray'a dair bir şey anlatayım size. Kopenhag dönüşünde Sivas deplasmanına gidecekti Galatasaray. İçeride takımının yarısı eksik olan Karagümrük'te oynatıldı. Karagümrük Galatasaray maçına tam kadro çıkmak için birkaç futbolcusunu hani sarı kart şimdi düşünün arkadaşlar Adana Demirspor Fenerbahçe maçına, Trabzonspor Fenerbahçe maçına tam kadro çıkmak istemez mi isterdi? Hepsi aman sakatlarımız iyileşsin dedi. Hani Uğurcan Çakır'ın sakatlığı var adamlar ekstra şey yaptılar. Bir önceki maçta oynamasın. Yenilelim önemli değil. Fener maçında oynasın dediler. Düşünün bak. Hem Sivas deplasmanında eksik gidecekti Galatasaray. Musterasız falan gidecekti. Ha, orada beraber kaldı. Yenilecekti. Hanesinde iki mağlubiyet yazacaktı. Belki yenilirken kırmızı yiyecekti. Bilemezsin. Ardından yarısı eksik Karagümlü oynatıldı. Yani aslına bakarsanız Galatasaray belki de oradan 4 puan çaldı. 4 puan hediye edildi Galatasaray sadece oradan. Yani düşünün en iyi oyuncular yok. Bazı takımlar mesela Tolunay Kafkas'ta Ankara gücü en iyi oyuncularını Ankara gücünde Galatasaray'a karşı oynatmadı. Bizim hedefimiz bu maç değil diye. Ya başka bir takım olsa Fenerbahçe'ye karşı yapsa bunda da şiki olur. Eski oyuncuların aklıyla kalbi çelişti Samsun Spor maçında. Fenerbahçe maçından sonra herhangi bir kulüp başkanı bunu dese bunun adı şiki olur. Ama pek şerefli, pek değerli bazı kişilere göre bunun adı normal. Fenerbahçe mesela içeride oynayacaktı. O şey dönüşünde, Halil dayak yedikten sonraki şeyde. 4 maçın 3'ünde deplasmana gittim. Derbi öncesi Fenerbahçe'nin en önemli oyuncularından biri. Mesela Fred kırmızı kart yedi. Ama Galatasaraylı oyuncu F nokta nokta of dedi defalarca dedi kırmızı kart yok. Demek ki Galatasaraylı oyuncular hakemlerin anasını da sövse anasına da sövse kart yok. Ama Fenerbahçe'li oyuncular hangi dilde söylediği belli olmayan, raporda bile yazılmayan, edilmeyen küfürden dolayı kırmızı kart cezası ilan edildi. Galatasaray maçında oynamadı. Belki de Galatasaray'ın haram bir puanı daha buradan etti sana 5. Not. Şimdi Galatasaray 5 puan buradan haram çalarken belki de Fenerbahçe'nin kazanacağı 3 puan. Yani 2 puanı çalınmış oldum. 5 Galatasaray'dan çıkıp 2 Fenerbahçe ile 7 puanlık bir dönüşüm oluyor. Pendik, Rize, Karagümrük, Kayseri, İstanbul, İstanbul Spor, Başakşehir, Antalya Spor, Beştaş. Daha bir sürü maçta ikramlar var Galatasaray'a. Antalya Spor maçı dünya gündeminde ya. Bu kadar şikeli maç olur mu diye. Kasımpaşa maçı. Dünya gündeminde ya. Ya düşünsene. Orada adamlara penaltı vermiyorsun. Dönüyor burada şey yapıyor. <laughs> Cinsel organı Ankara gücü taraflarına gösteriyor. Bir maç ceza. Fenerbahçe Rize'de bataklıkta oynadı. Al sana. Delil. E, Trabzon maçı. Trabzon maçı tatil edilseydi ne bu kadar tantan olacaktı. Ne olay olacaktı. Ne linç edilmeye çalışılacaktı. Fenerbahçe'ye bir etiket eklemeye çalışıyor. Fenerbahçe loser'dır. Kaybeder falan. Fenerbahçe loser falan değil. Fenerbahçe birilerinin kuyruğuna bastı. O birileri de çok gizli yapılanmalar şeklinde devam ediyorlar. Fenerbahçe'nin düşmanı kim? Şu bu falan filan. Hocam şimdi Galatasaray'ın arkadaşlarının çok büyük bir iddiası var. Diyorlar ki FETÖ bitti Fenerbahçe bitti. FETÖ'nün bitmiş olduğunu nereden biliyorsunuz? FETÖ'cü müsünüz? FETÖ'nün takımı mısınız? FETÖ'ye mi aitsiniz? Nereden biliyorsunuz? Daha Cumhurbaşkanı bir şu seçimlerden sonra ne dedi? FETÖ'nün dedi kalan artıkları temizleyeceğiz dedi. Ben hala inanmıyorum. Ben temizleneceğine inanmıyorum çünkü bitti. O iş bitti. FETÖ'nün artıklarını temizlemek istiyorsanız futboldan başlayın. Kulüp başkanlarından başlayın. Yöneticilerden başlayın. Anlatabiliyor muyum? Hakemlerden başlayın. Adamın babası FETÖ'cü çıkıyor. Diyor Murat Sancak. İki tane hakemden bahsediyor. Bunlar FETÖ ile iç içe diyor. Sürekli maç veriyorsunuz. Ya demek ki ben artık başka şeyler düşünmeye başladım ya. Ben artık FETÖ diye bir şeyin olmadığını düşünmeye başladım. Gerçekten bak. İşine geldi mi FETÖ, işine geldi mi başka bir şey. Ya bunun adı başka bir şey. Bunun adı Fenerbahçe düşmanı bir oluşum. Ama tam adı ne? Tam adını ben de bilmiyorum. Ama sürekli bir takımın aleyhine, bir takımın lehine bir şey çalışıyorsa o organizasyon tamamen bitince o lehine çalışan takım asıl baş aşağı gidecek ama bakalım ne zaman bitecek. E Olympiakos Fenerbahçe maçı. Dikkat ediyorum Galatasaraylılar Fenerbahçe'den daha çok önemsiyorlar Olympiakos maçını. Hayırdır bir damarınız Yunan mı? Bir damarınızda Yunanlık falan mı var acaba? Bu kadar önemsediğinizi... Yani niye bu kadar önemsiyorsunuz? Ben onu çözemiyorum. Size ne? Size ne kardeşim? Siz çocukları kandırıp, 19 yaşın altındaki çocukları kandırıp taca atacağız diye kandırıp, inkar bile edemeyip ya öyle bir şey olmadı, hayır diyemeyip ne yapacaktık? Taca mı atacaktık? Savunmasını yapıp. Fenerbahçe oyuncuları pres yapıyor. 5 kişi pres yapıyor. Ulan pres yakın olur. Alan kapatma, yerleşme diye bir şey var. Bunu, neyse bunu zaten anlattım. Ben şunu e, Galatasaraylılara laf anlatıp da nefesimi yormayacağım arkadaşlar. Ben dediğim gibi kesin olarak kanunumu, kuralımı çizdim. Hayatım boyunca bundan sonra yani imajınız bu. Bitti. En fanatinden en az fanatine kadar benim gözümde imajınız bu. Bitti. Ki sizin gözünüzde yıllardır bizim imajımız şey. Seçimlerden önce Atatürk yüzünden Mustafa Kemal Atatürk yüzünden Ali Koç çekildi. He? Riyad krizi Ali Koç'un şeyi. Atatürk'te Atatürk dedi, Atatürk'te de, Atatürk dedi. Şanlıurfa'da Atatürk şeyde tişört giymeler. Seçimi CHP değildi. Dem Parti kazansaydı o tişörtte kimin resmi olacaktı? Kimin fotoğrafı olacaktı? Kimin görseli olacaktı? İnsan düşünemedi, düşünmeden de mi? Seçimi Murat Kurum kazansaydı Atatürk tişörtü giyecek miydiniz? Ya Fenerbahçe'ye ben şunu söylüyorum. 12 tane maçınız var. Kazana 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 devam edersen 12 tane final maçım var. 12 defa 12 defa arka arkaya kazan. Yani 12 defa arka arkaya kazan. İnan bunlar 12 yıl boyunca sustururuz. 12 defa ha, kahpelikler yapılacak. Emin ol şu anlattıklarından daha beter de yapılacak ama baş yani baş eğmeyin ya. Başınız önünüzde hareket etmeyin ya. Gururla dimdik savaşın ya. Siz Fenerbahçesiniz ya. Siz savaşacaksınız. Savaşmak zorundasınız. Şimdi çıkmışlar. Diyorlar ki Fenerbahçe he ligde puan silme cezasıyla karşı karşıya. Silsenize. Silsenize. Gerçekten diyorum. Silmeyen adam değil. Avukat Fatih Şaşoğlu demiş ki Fenerbahçe futbol disiplin talimatlarını 24/1A uyarınca PFDK'ya sevk edilmişse de sevki konu eylemin Süper Kupa müsabakasında gerçekleşmesi nedeniyle ligi etkileyecek bir puan silme lig düşürme cezası verilmesi mümkün değildir. PFDK'nın bu sevk maddesinin hiçbir ceza vermeyeceğini düşünüyorum diyor. Ben şunu söyleyeyim. Karşımızdaki PFDK Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından tarafsız değil damgası yemiş bir e, kuruluştur. Aynı PFDK'nın daha çok vukuatları var da ben girmeyeceğim. Daha bayağı vukuatları var. Daha da çıkacak o vukuatlar. Ya hocam Fenerbahçe'de Allah'ın seversen her şeye itiraz ediyor da yani neler oldu ki ya? Arkadaşlar TFF'de ben şunu Bak 94-98 arası Ali Şen ortamı geriyor. 98-2018 arası Aziz Yıldırım ortamı çok geriyor. 2018-2024 arası Ali Koç ortamı çok geriyor. Yıllardır Fenerbahçeliler hep ortamı geriyormuş. Sizce hep mi sorun Fenerbahçelilerde? Neyse uzun lafın kısası arkadaşlar. Uzun lafın kısası. Bazı takımlar ne kadar da e, dönseler de kıvırsalar da bazı takımlar asla kıvırmıyorlar dimdik ayaktalar. TFF'de seçim rüzgarı 8 kulüp Cemil Kazancı'yı istiyor. TFF'nin başkanı devrilecek ve yeni başkan ilan edilecek. Bu arada Doruk Tecimer'in sakatlıklarla ilgili e, şey var, duyumu var arkadaşlar. Fenerbahçe'de sakatlıklarla ilgili son durum diye. Buna değineyim de ondan sonra döneyim oraya. Fred İsmail Yüksek biliyorsunuz artık takımla çalışmalara başladılar. Yani şans vermesi halinde yarın ilk 11'deler. Bat şu birkaç gün önce düz koşullara başladı arkadaşlar. Hani e, Olympiakos maçında olmasını beklemiyoruz açıkçası. Ciku Adana Demirspor maçında ufak bir sakatlığı olmuş. Ciku'nun da aslında Olympiakos maçına risk edilmesi beklenmiyor aslında ama nasıl olacak bilmiyorum. Bu arada Ciku'nun bir maç yani e, sarı kart sınırında Osterwolde ve Ciku burada da sarı kart sınırındalar. Ya, rakipte de 5-6 tane oyuncu var. Eğer sarı kart görürlerse ilk maçta ikinci maçta yoklar. Mert Hakan Yandaş MR'a gitmişti. Mert Hakan Yandaş'ın durumuna bakılacak. Joshua King bireysel çalışmalar yapıyor. Ee, yarın değil bir sonraki gün. Cuma günü durumuna bakılacak. <laughs> hani Fenerbahçe'de aslına bakarsanız sakatlarda da durum bu. Ha şunu söyleyeyim. Ee, bazıları algı yapıyorlar diyorlar ki bak diyorlar Fenerbahçe'nin sakatları olduğu için şey yapmadılar çıktılar. Yok arkadaşlar oynayabilirlerdi. Yani bu tedbir amaçlı dinlendirme. Tamamen tamamen tamamenin dinlendirmesi bu. Oynayabilirdim. TBV'de seçim rüzgarı. Kulüpler Birliği seçimin bir an önce yapılması için imza topluyor. Topladı, bitirdi. Süperlikten 8 kulüp Cemil Kazancı isminde birleşmiş. 8 kulüp Cemil Kazancı. Açıkçası ben Murat Sancak isminin Gerçekten başkan olmasını isterim. Şaban Cemil Kazancı kimmiş? Kazancı Holding 63 yaşında. Net serveti 3.3 milyar euro. Zekatını verse birilerini satın alır diyor. Enerji grubu şeyiymiş. Ee, başka adaymış bu arada 18 şeydeki hangi takımı sanırım Beşiktaş'ta diye biliyorum ben ya Cemil Kazancı'yı. Kutlu takım Beşiktaş diyor. Evet. Tamam. Burayı da anladık. Şimdi 8 kulüp Cemil Kazancı demiş. Bunların içerisinde Fenerbahçe var mı yok mu? Var diyorlar. Aslen Rizeli olan Cemil Kazancı. 1961'de İstanbul'da dünyaya geldi. Geçmişte Beşiktaş'ta yöneticilik yaptı. Kazancı Holding Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütüyor. Bu arada Beşiktaş'ın da sponsorlarından bir Aksa biliyorsunuz. Beşiktaş ikinci başkanı Hüseyin Yücel TFF'nin aldığı seçim kararına ilgili dedi ki biz Beşiktaş olarak ilk gün hangi noktadaysak bugün de aynı noktadayız. Bazı kulüplerimize çağrım olabilir. Sabah farklı söylemlerde bulunup akşam farklı söylemlerde bulunan kulüpleri tutarlı olmaya davet ediyoruz. Biz aynı noktadayız diyor. As başkan Onur Göçmez de Türk futbolunda bir sene daha kaybetmek söz konusu değildir. Hızlı bir değişime ihtiyaç var demişti. Bunu da hatırlatmış olayım. Şimdi federasyon başkanı niye değişmeli? Hocam Fenerbahçe şampiyon olsun diye. Fenerbahçe şampiyon olsun diye federasyon başkanı değişmez. Fenerbahçe şampiyon olsun diye adalet sistemi değişir. Adaletsizlik değişir. Şimdi şunu söyleyeceğim. Malum takım kimlerle uçup kaçıyor? Hakemlerle, federasyonla. Yabancı hakem istiyorlar mı? Hayır. Hocam ama Erdem Timur demiş ki yabancı hakem istiyoruz. Ya arkadaşlar cümleleri var ya o kadar güzel seçiyorlar ki o kadar manipüle ediyorlar ki. Diyor ki Getirelim yabancı hakemler. Yabancı hakemler getirelim. Maçı yönetsin demiyor. O seneyi bir incelettirelim. o da biliyor. Böyle bir şey olmayacağını biliyor. Bak arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim. 1923 yılına kadar gelin ligleri inceleyelim diyelim. İncelensin demeyen de alçaktır. İnceletmeyen de alçaktır desem. Bir sürü kişi alçak ilan ederim. Çünkü yapılmaz ki böyle bir şey. Kamera görüntüsü şu bu yok bilmem bir şey yok. İncelese incelese adam ne diyecek? Zamane şartları. Son 10 yıl. Son 10 yılda son 30 yıl inceleyelim. Fethullah Gülen'in etkisinden başlayalım. Yerleştirdiği personellerinden, elemanlarından başlayalım. Ve şunu söyleyelim. Türk futbolunda kimin Fethullah Gülen'le iletişim olursa, bağı varsa, oradan yetişmişse, maklubesini yediyse, dizinin dibinde videosu varsa tutuklayalım. <laughs> İlk başta senin başkanın gider platin sponsorluk. Bunu bir milyon kere anlattım ama bir milyon birinci kez de anlatayım. Zamanında zaman gazetesini almayan esnafın dükkanını taşlıyorlardı bu ülkede. Siz bilmezsiniz. Çocuksunuz daha Galatasaraylılar. Siz 12-13 yaşında olduğunuz için daha Portakal'da bilet değildiniz. Şarjör'de bile yoktunuz. O zaman bilmezsiniz siz. Samanyolu TV'de sizin teknik direktörünüzün falan şeyleri konuşmaları falan yayınlanırdı. Siz hatırlamazsınız. Siz bilmezsiniz. O zamanlarda herkese bu yapıya öyle bir yaklaştırdılar ki bunlardan olmayanlar aforiz ediyorlardı. Anlatabiliyor muyum? Ya bu ülkede her dönem var. Şimdi bugün AK Partililer mesela Belediyeler el değiştiriyor. AK Partiler diyor ki işten atılacak mıyız diyor. Ya da CHP'den AK Parti'ye geçiyor. Onlar diyor ki acaba diyor yeni gelenler bizi atacak mı işten. Bu bizim ülkenin maalesef gerçeği. Maalesef bizim ülkenin gerçeği. Ama siz hatırlamazsınız. Mesela Haluk Ulusoy. FIFA'dan tehdit alan bir federasyon başkanıdır. Sizin ülkenizde şikeden geçilmiyor. Bir de üstüne üstlük bu kadar kişi dahil oluyor bu süreçlere diye tehdit almıştır. Adaletli yönettiği ilk sezon Fenerbahçe şampiyon. Mesela Mehmet Büyükekşi FIFA'dan UEFA'dan tehdit olsa Fenerbahçe bu sene şampiyon. Çünkü biliyoruz biz bu filmi daha önce de izledik. Adaletli yönetilen her sezon Fenerbahçe şampiyon oluyor. Şimdi siz, ben, ben size sadece şunu söyleyeyim. Siz Mehmet Büyükekşi'nin adaletli olduğuna inanıyor musunuz? İnanıyorsunuz. O zaman tamam size göre Fethullah Gülen de halk kahramanıdır. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi seyirler arkadaşlar. Görüşmek üzere.